Bugünkü toplantımızın ana teması Malatya'da yapılan ve hakikaten şimdiye kadar hiç yapılmamış olan karaciğer nakilleriyle, canlı vericili karaciğer nakilleriyle alakalı çapraz bir modelin, bir matematik modelinin sağlık alanına uygulamasıyla alakalıydı. Biz bununla alakalı olarak Amerika'da Boston College'dan iki ekonomi profesörüyle birlikte bu modeli hastalarımıza uyguladık. Çok önemli bir şey. Gerçekten çok çok önemli. Canlı donörü olup da uygunsuz olan bir takım hastalara bu çapraz sayesinde bir organ sunma şansına sahip olabiliyoruz. Ve dolayısıyla bu insanlar bir şekilde karaciğer nakliyle veya diğer organ nakilleriyle hayata dönebiliyorlar. Burada da 2022 Temmuz ayında yaptığımız dörtlü çapraz nakli, daha sonra Nisan 25 2023'te yaptığımız üçlü çapraz nakillerini sunduk. Bugün 7 hastayı sizle paylaştık. Nasıl çapraz yapıldığını böyle bir model olarak da gösterdik. Bu sayede 7 hastamız hayata döndü, hastalıklarından kurtuldu. Biraz önce arkadaşlarımızın konuştuğu gibi bu çapraz modeli gerçekleştiren arkadaşımız Tayfun Sönmez ve Utku Ünver Boston College'da çalışıyor. Daha önceden çapraz böbrek nakilleriyle alakalı bu modeli geliştirdikleri kişi 2012'de Nobel Ekonomi Ödülü aldı. Alvin Roth isimli kişi. Aslında bizim arkadaşlarımız bu çalışmalarda çok katkı sahibiydi ama bu Nobel ona gitti. Ümit ediyorum ki bu Türkiye'de yapılan ve dünyada ilk kez yapılan bu işlem gerekli kabulleri görür. Biz ülkemizdeki hastalarımıza daha fazla faydalı oluruz. Daha fazla insana organ nakli yapma şansını sunarız diye düşünüyorum. Biz dergileri impact faktörüyle, etki faktörleriyle değerlendiririz. Bu American Journal of Transplantation isimli bir mecmuada Amerika'da yayınlanıyor ve dünyadaki en saygın organ nakli dergisinde yayınlandı. Aynı zamanda Amerika Organ Nakil Cerrahlarının Derneği'nin haftalık gazetesinde de başlık olarak verildi. Bu gerçekten hem ülkemiz, hem Malatya'mız, hem de üniversitemiz için son derece önemliydi. Bizi çok mutlu etti. Ümit ediyorum bundan sonra daha da iyi işler Malatya İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirecektir. Karaciğer naklinde yeni bir milat, yeni bir tarih bugün sunuyoruz. Bu tarihi olay yeni bir Nobel ödülünü hak eden bir olaydır. Yani şu anda Tayfun hocamız, Utku hocamız ve Sezai hocamız, Şükrü hocamız ve ekipteki bütün arkadaşlarımız, tabii biz Profesör Doktor Sezai Yılmaz hocamızın başkanlığındaki ekibin Nobel ödülünü hak ettiğini ve bu bugünkü artık dünyaya sunumumuzla bunun bir Nobel ödülü karşılığında bir değerinde bir gelişme olduğunu ben burada vurgulamak istiyorum. Şimdi biz Malatya olarak biz İnönü Üniversitesi'nin ve araştırma hastanemizi gerçekten medar iftarla her zaman her yerde gördüğümüzde göğsümüz kabararak izliyoruz, seyrediyoruz ve söylüyoruz. Marifet iltifata tabidir. Müşterisi olmayan mal zayidir. Gerçekten hocalarımızı dinlerken o kadar normal bir şey gibi anlatıyorsunuz ki dinleyenler herhalde çok sıradan bir konu gibi anlayabilirler. Halbuki burada mutlak ölüm ile karşı karşıya olan hastalara yapılan bir uygulama ile onların hayatını kurtarma süreci var. Yani yanlış anladıysam düzeltin. Eğer o beşli transplantasyonu yapmasaydınız bu hastalarımızın karaciğer nakli mümkün olacak mıydı? Olmayacaktı değil mi? Yani mutlak ölümle karşı karşıyaydılar. Yani sırf skor için burada böyle bir beşli organ nakli yapılmış değil. Başka şekilde hiçbir surette yapılamayacak olan bir prosedür.
yıllara sari mücadelenin sonucu olarak hem fiziki kapasiteyle ortaya çıkan ameliyathaneler, ekipler, hem hocalarımızın, Tayfun hocamızın, Utku hocamızın yoğun çabalarıyla oluşturduğu algoritma, hepsi bir araya gelerek mutlak ölümle karşı karşıya olan 5 hastanın hayatı kurtarıldı. Ve bu algoritma olduğu müddetçe bu hayat kurtarma süreçleri de devam edecek. Bunun ne kadar değerli olduğunu herhalde ancak hastalar ve onların yakınları bilebilir ve anlayabilir. Ben de bir yakınını karaciğer yetmezliğinden kaybetmiş bir kardeşiniz olarak gerçekten hayat kurtarmanın inanılmaz kıymetini, değerini biliyorum. Ve gerçekten bu süreçte emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu enstitünün kurulmasında, bu üniversitenin kurulmasında, bu muhteşem hastanenin yapımında emeği geçen herkese, algoritmayı yapan hocalarımıza, ismini alan merhum Banu Hanım'a şükranları bir borç biliyorum. Ölenlere rahmet, kalanlara da selamet diliyorum. Gerçekten büyük bir iş yapılmış ve bu büyük iş yapılmaya devam ediliyor. Mutlaka ve mutlaka bu hakkın teslim edilmesi gerekir.